Merhaba arkadaşlar, Beslemenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Cezalı bir paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kanalımızda ilk defa değişik bir şey deneyeceğiz. Umarım eğlenceli, güzel bir şey olur. Bizim daha öncesinde değişik konseptlerde paket açmalarımız vardı. Bu sefer bunları birleştirelim istiyorum arkadaşlar. Ceza gibi de bir durum var. Şöyle bir şey yapacağız. Bizim 2 soru 2 tahmin diye bir serimiz vardı. Eğer oyunda bedavalar verildiyse 10 farklı hesaptan paket açılımları gerçekleştirirdik. Ben paket açılımı öncesinde size soru sorardım. Sizden tahmin beklerdim. Videonun sonuna geldiğimizde doğru mu yaptık? 2'de kaç yaptık? Onun bir değerlendirmesini yapardık. Ayrıca bizim 4 saatte hesap güçlendirmemiz var. Bir günde, bir haftada. Bunların hepsini birleştirerek şöyle bana da bir cezası olsun istiyorum. Değişik bir konsepte paket açılımı yapalım. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir tane Showtime'dan ücretsiz açma hakkımız var. İki tane de bu Epic paketten ücretsiz açma hakkı. 10 farklı hesaptan iki tane buradan, bir tane oradan paket açılımları gerçekleştireceğiz. 10 farklı hesapta da bunu yapacağız. Olur da bir hesabımıza bedavaya Epic futbolcu çıkarırsak ya da Showtime Ronaldo'nun seviyesi yüksek o hesapları ne yapalım? 4 saatte güçlendirme yapalım. Güzel futbolcu gelmiş ya, bana da cezası olacak. 4 saat boyunca aralıksız maç oynayacağım o hesapta ve 4 saatte o hesabı 3000'in üzerine büyük ihtimalle çıkarırız. Olabildiğince güçlendirmeye çalışacağız ve sonunda da bir arkadaşımıza hediye ederiz. Çünkü ben o hesabı kullanmam, devam etmem. Hatta aklıma az önce geldi, tam böyle girişte geldi. Şöyle yapalım mı? Hem Epic hem de Ronaldo gelirse çok zor bir ihtimal. Yani öyle bir şey çok zor ama o zaman da ne yapalım? Bir gün boyunca o hesapta maçlar oynayarak bir günde güçlendirme yapalım. Bu bana biraz ceza oluyor şundan dolayı. Çünkü bayağı bir vakit ayırmam gerekiyor. Ama olsun, işin eğlenceli kısmı da o. Yapabilir miyiz? Bedava Epic gelirse garanti 4 saat fulleme. Ya da Ronaldo. Kolibali ve Kante için yapmaya gerek yok. 99 seviyeli futbolcu. Brezilya hesabı atsak zaten 99 Zico'yu bedavaya veriyorlar. Bizim için yüksek seviyeli ya da Epic futbolcu önemli. Şimdi arkadaşlar, 2 soru 2 tahmin serisinde de biz paket açılımına geçmeden önce 2 tane soru sorardık. Sizden de 2 tane tahminde bulunmanızı isteyeceğim. Şöyle 2 tane buradan Epic açma hakkımız var. Bir tane de Showtime oradan. Sizce kaç tane Epic futbolcu gelir? 10 farklı hesaptan açılım gerçekleştireceğiz. Kaç tane Epic çıkarırız? 10 çarpı 2 20. 20 tane ücretsiz açılım. Renkli kartları saymıyoruz arkadaşlar. Tamamen Epic. Ben çıkarız diyorum. Muhakkak bir hesabımız çıkarır. Yani şimdi bir anda düşündüm. Vermeye de bilir Konami. Riske giriyorum. İki tane Epic çıkarız diyorum. Bayağı riskli bir tahminde bulundum. O zaman da ne demek? İki tane hesabı 4 saatte güçlendireceğiz. İkinci sorum şu olacak arkadaşlar. Tahminde bulunduysanız bu paketten de bir tane açma hakkımız var. Sizce Showtime futbolcu gelir mi? Showtime ama diğer renkliler sayılmıyor. Talisca falan diğerleri sayılmıyor. Ben buradan Showtime çıkarırız diye düşünmüyorum. Benim tahminim 0. 2-0 diyorum. Aslında 1-0 desem daha garanti gibi olurdu ama ben riske giriyorum arkadaşlar. İnanıyorum yılbaşına özel Konami verir diyorum. 2 oradan 0 buradan. Benim tahminler bunlar arkadaşlar. Önce Showtime'dan başlayalım. Herhangi bir taktik deneyelim mi? İptal etli bir taktik deneyelim. Bastık gitti. Bir de kafadan Showtime'a tek atıyormuşuz. Olur mu öyle bir şey? Yok. Kupkuru. Hiçbir şey gelmiyor. Bedavaya gelen futbolcu 2 yıldızlı. Asıl önemli olan yere geldik ki Epic paket. 2 tane açma hakkımız var. Ya bir şeyler verir bazı hesaplarımıza Konami. Yok. İlkinde de hiçbir şey vermedi. Çok kötü başladık. Göbek futbolcusu 75 seviyeli. İkinci açalım. İptal et. İptal et. Şimdi bastık. İkinciye hiç çatapatlar bir şeyler uçuşmuyor havada. Çok şanssız bir hesapmış. Kafadan anladık yani bu hesabı güçlendirmeye hiç gerek yok. Güçlendireceksek gerçekten şanslı güzel başlayan bir hesabı güçlendirelim. Bayağı sakallı bir abimiz geldi. Villa Libre. Adamın fotoğraftaki sakala bak. Oyunda Konami'nin yaptığına bak. İkinci hesabımızdayız arkadaşlar. Bu sefer buradan açalım. Cruyff'a tıklayalım. Şöyle bir bakalım. Taktiğimiz bu olsun. Keşke Cruyff gelse. Çok yüksek seviyeli. İkinci hesabımızda herhangi bir şey çıkarır mıyız? Aa, içeride yeşil yanıyor ama havai fişek falan uçmadı. Renkli kartlardan biri gelebilir. 5 numaralı formasıyla Ocampos geldi. Bizim için bu kartlar önemli değil. Epic çıkarmak daha önemliydi.
Hadi be Konami. Bir patlat havai fişekleri olmadı. İçerisi de beyaz ışıklar galiba. Evet. Hiçbir şey gelmeyecek arkadaşlar. 4 yıldızlı futbolcu geldi. Aslında bu hesap biraz şanslı gibi. Renkli kart ve 4 yıldızlı futbolcu çıkardı. Az önceki hesaba göre gayet güzel. Belki Showtime çıkarır. Şimdi Showtime paketine gelelim. Buradan da sadece Ronaldo'ya tıkladık. 101 seviyeli Ronaldo. Gelir mi? Ücretsiz Showtime'a hiçbir şey vermeyecek. Evet, içerisi de bembeyaz. Burada bir de 2 yıldızlı falan oyuncular var. Brozovic geldi. Bu hesap aslında fena değil. Şansı iyiymiş. 4 yıldızlı futbolcu. 3. hesabımızdayız arkadaşlar. Ben 2 tane epik gelir dedim. Çok riskli bir tahminde bulundum. Şu an 2 hesapta 0 çektik ama 8 tane hesabımız var. Kritik bir paket açılımı. Kritik bir hesap. Keşke bir tane epik çıkarabilsek. Havai fişekleri göremedik. Az önceki hesapta birazcık para olsaydı belki de epik çıkarabilirdik. Güzel başladı. O hesap şanslı bir hesaba benziyordu. 3 yıldızlı Paulista geldi. Şimdi taktik olsun arkadaşlar. Showtime açıp sonra epiğe dönelim. Buradan bir stopere tıklayalım Kolibali'ye. Ücretsiz iptal et. Taktiğimiz bu. Showtime'ıma hiçbir şey vermeyecek. İçerisi bembeyaz ışıklar. Gelen futbolcu kaç yıldızlı acaba? 46 numaralı formasıyla 2 yıldızlı Pires. Ve bu hesaptaki son epik açılım hakkımız. İçeri girelim, bir taktik deneyelim. Buradan herhangi bir epiğe tıkladık. Aşağılara inelim. Buradan da bir normal kart Ramazani'ye tıkladık. Sol açık futbolcusu. Ücretsiz iptal et. Şöyle uzuncana bastık. Yine bir şey yok. 3'te 0. 6 tane epik paket açılımı aslında. 3x2. Bir tane hesaba renkli verdi ama. Hiçbir şey çıkarmadık diyemeyiz ama epik futbolcu çıkaramadık. Buradan Ronaldo'yu çıkarır mıyız? Hadi be Konami. Keşke bir hesabımıza hem Ronaldo hem epik gelse. Süper olurdu ama onun cezası neydi ben unuttum. Başı bir daha izlemem lazım. Hem Ronaldo hem epik gelirse bir günde mi güçlendirme yapacaktık? Böyle bir şey dedik galiba. Bir an böyle moralliyken, keyifliyken insan büyük vaat veriyor ya, sonra akıl başa geldiği zaman ne yaptım ben filan diyoruz. Ama olsun, yeter ki gelsinler. Yani yaparız. Çok da güzel bir hesap oluştururuz hem de. Şimdi buradan iki tane epik açma hakkımız var. Herhangi bir epik gelirse 4 saatte hesap güçlendirme yapacağız. Aralıksız 4 saat maç oynayacağız o hesapta. 3 tane hesaba epik gelse o en az 3 günümüzü alır. Her gün bir hesap güçlendirsek. Bastık gitti. İnanıyorum ya, bir şey verecek. Hangi hesabımıza verecek ama? Geriye 6 tane hesabımız kaldı. Keşke bir hesapta da üst üste 2 tane epik görsek. Belki de bu %0,0001 bir ihtimal gibi bir şey olabilir. Böyle sonunda 1 olan. Çok düşük bir ihtimal. Ağrı 5 yıldızlı futbolcu geldi. Bu hesap da aslında fena değil. Şanslı bir hesapmış. Çok yaklaştık. Epik futbolcu çıkaramadık ama ha, o renkli de baya aşağılardamış. Hemen epiğin altında falan da değil ama en azından renkli kart çıkardı. Gelir mi epik? Bastık gitti. Bir havai fişek olmadı. Normal kart gelecektir. 3 yıldızlı Lazaro. 5. hesabımız, bu hesaptan sonra yolu yarılamış olacağız. Herhangi bir epik gelmedi. 2 defa yaklaştık ama. 2 defa renkli kart çıkardık. Olur mu? Bir Ronaldo gelir mi? İçerisi beyaz yanıyor. Beyaz yandığında normal kart veriyordu ama az önce renkli de beyaz yanmıştı galiba. Brozovic geldi. İkinci hesabımıza da Brozovic geliyor. Ücretsiz iptal et. Ücretsiz ikinci de bastık. Hiçbir şey yok. Bari o stadyumun üstünde bir şeyler yanıyordu. Keşke onlar olsaydı. 2 yıldızlı mı? 3 yıldızlı mı? 3 yıldızlı Alvaro Garcia geldi. 5. hesabımızın şimdi son ücretsizini değerlendireceğiz. Yolu yarılamış oluyoruz ve 0 0. Ne Showtime geldi ne Epic geldi. Çok kritik, yine bir şey vermeyecektir. Aa, renkli kart geliyor. Ya bari bu renklilerde de bir şeyler yaksalar. Bunlar da böyle içerisi beyaz falan, ben normal kart gelecek diye hızlı geçiyorum. Renkli kart futbolcu geldi.
Üçüncü hesabımıza da renkli kart verdi ama Epic vermedi. Çok yaklaştık. Fakat Epic çıkaramıyoruz. Altıncı hesaptayız. Artık yarıyı da geçiyoruz. Bir şeylerin gelmesi lazım. Üç kere renkli kart çıkardık. Hadi be Epic bir gelse. Ben iki dedim. Yani bir tane bari gelse. Bastık ücretsize. Herhangi bir havai bir şey olmadı. Acaba renkli kart verir mi? 3 yıldızlı kaleci. Bravo. Tecrübeli kaleci. Yaşı kaç oldu acaba? Ben merak ettim. Bir bakalım. Yıllardır görüyoruz kendisini. 40 yaşında. Oyunun en yaşlı isimlerinden bir tanesi. Şimdi Showtime açalım. Sonra Epic'e geçelim. Taktiğimiz bu olsun. Geri dedik. Buradan Ronaldo çıkarmamız lazım. Hiçbir şey vermeyecektir. Atla diyelim. Santrafor Sebai. 6. hesabımızın ikinci ücretsiz açılımı. Vermiyor Konami. 5. de ücretsize basalım. Bu sefer de bayağı bir uzattık. Uzunca da basılı tuttum. Bu taktik işe yarar mı? Yaramadı. Yine de bir sürpriz olur mu diye merakla bekliyorum. Renkli falan veriyor. Villarreal'den Albiol geldi. 4 yıldızlı futbolcu. Ama futbolcumuzun da yaşı var ama. Bir bakın. Aa, sakallı futbolcu. Sakallı varmış. Ben daha önce hiç dikkat etmiyordum. Mesela o adamda sakal ne kadar vardı? Tertemiz jilet gibi yüzü var. Bu adamın mesela sakallı yüzünü yapmış. 38 yaşında. 7. hesabımızdayız. 0 Epic, 0 Showtime'la yola devam ediyoruz. Bir kere şu havai fişekleri patlatamadık ya. Ona üzülüyorum arkadaşlar ya. Havada o havai fişeklerini görseydik. Çok güzel bir animasyon. Ben hala inanıyorum ama. Hadi iki tane gelmez de bir tane de verir. 7, 8, 9, 10. 4 kere 2, 8. 8 tane daha açılım yapacağız. Verir ya. Belki de şimdi verecek. Havai fişekler hiçbir şey yok. Acaba renkli kart falan verir mi? Yok. 3 yıldızlı. Adria Pedrosa. Şimdi iptal et. İkinci de bastık. İkinci ücretsizimize de hiçbir şey vermeyecek. 3 yıldızlı tecrübeli isim Navas. Showtime paketinden de açalım. Buradan da şu ana kadar hiçbir şey çıkaramadık. 7. hesapta da bir Showtime futbolcu göremeyeceğiz. Geriye kaldı 3 tane hesabımız. Çok az hesap kaldı. Ben bir şeyler verir diye bekliyordum. Bu da renkli kart galiba. Evet, renkli kart. Ama renkli kartlarda da bari bir şeyler yapsalardı keşke. Dümdüz geliyorlar. 8. hesabımızdayız. Sona doğru yaklaşıyoruz. Çok az hesap kaldı. Artık bir şeyleri verme zamanı geldi. İlk Showtime'dan başlayalım. İptal et. Açtık. Sonra peş peşe Epic açacağız. Havai fişekleri patlarken yine göremedik. 69'luk 2 yıldızlı Hong Si-ho. 2 yıldızlı futbolcu. Şimdi kritik yere geçecek olursak sadece Cruyff'a tıklıyorum. En çok istediğim de o çünkü kolektif gücümüz de çok arttırırdı. Hem de denerdik bu Cruyff nasıl oynuyor. Hiçbir havai fişek patlamadı. 3 yıldızlı 76'lık stoper futbolcusu. Kartında saç pek yok, sakal bayağı var ama oyundakinde saç çok, sakal hiç yok. Bambaşka futbolcular. Yani görüntüdekiyle o animasyondaki bambaşka. İkinci ücretsizimiz. Yine havai fişekleri göremedik. Dümdüz bir kart. Monca Yola. Monca Yola. Monca Yola. Herhalde öyle okunuyordur. Dokuzuncu hesabımızdayız. Şu ana kadar hiçbir şey çıkaramadık. Benim tahminim çıkmayacak. Yani olmayacak herhalde. Çok zor. Bari bir tane Epic gelseydi. Olmadı Showtime futbolcu. Şu an 0-0 tahminde bulunan arkadaşlarım 2'de 2 yaptı. Ben Showtime tarafında tutturdum aslında. Şu an ben 2'de 1'im. Epic tarafı artık tutmaz gibi gözüküyor. 8 hesapta hiçbir şey vermedi. Bakalım bu hesaplarda verecek mi? Zor bir ihtimal ama yine de tabii ihtimalimiz az da olsa var. Atla diyelim biz en iyisi. Göbek futbolcusu Sov geldi. 4 yıldızlı isim. Şimdi Showtime'dan açalım. Sonra Epic pakete gelelim. Taktiğimiz bu olsun. İçeri girelim. Sadece Ronaldo'ya tıkladım. Özelliklerine baktım. Daha henüz ceza da kesemedik kendimize. Bir de geliyormuş. Yok gelmedi. Tagu. Taguay.
Tagüey adı değişik okunuyor da olabilir. 71'lik bir santrafor futbolcusu. 9. hesabımızdaki ikinci ücretsiz epimiz toplamda da 18. açışımız olacak. Hiç epik çıkaramadık. Aa, içeride yeşil yanıyor. Şimdi iş değişir. Epik mepik gelir mi? Sürpriz olur mu? Ya da diğer renklerden verecektir. 21 numara Real Madrid'den Brahim Diaz geldi. Çok yaklaştık ama. Hemen epiğin altındaydık. Hem de Cruyff'un altındaydı galiba. O kadar yaklaştık ki. Bir bakalım. Ah be, bir yukarı çıksa Cruyff'tu. Bu bizim toplamda dördüncü galiba renkli kart çıkarışımız oldu. Üç tane epikten bir tane Showtime'dan çıkardık galiba. Şimdi kaldı son hesabımız. Bizim için önemli olan epik ya da Ronaldo'ydu. Son hesabımız çok şanslıysa bir tane bir şey çıkarabilir. Son hesabımızdayız. 10. hesabımızdayız. Paket açılımına geçmeden önce Showtime ücretsiz açma hakkı bizlere verilmemekte arkadaşlar. Japonlara veriliyor. Peki Japonlar o Showtime'ı nasıl alıyor? Şu şekilde onu göstereyim istiyorum. Bir tane mesaj var. 7 gün daha süresi varmış. Şu linke tıklıyorlar. YouTube'a gidiyor. Tamam, bu kadar. Yani izlemenize gerek yok. Sadece bir linke tıklayarak ücretsiz paket açma hakkı veriyorlar. Keşke herkese verseler. Biz hep tıklayalım gidelim, ne olacak, YouTube'a yönlendiriyor. Keşke reklam olsa, izlesek sonunda verseler. Onu bile yapmıyorlar. Bazı oyunlar reklamlar izletir, sonunda hediye falan verir. Öyle bir şey de yok ne yazık ki bizim oyunumuzda. Ve bu hediye sadece Japonlara verilmekte. Bizlere verilmiyor. Keşke tüm dünyada oynayan herkese verilseydi. Şimdi bizim 10. hesaptayız. 2 tane daha buradan açacağız. 20 tane edecek. Yani 20'de 0 epikle mi kapatacağız? Öyle görünüyor. Hiç epik vermeyecek gibi görünüyor. Şöyle dümdüz kartlara tıklasak. Hadi be Konami. 2 tane üst üste verirse benim tahminim doğru çıkacak. Ama ya, o imkansız gibi. Yani %1 ihtimal yok. %0 ihtimal. Vermez öyle bir şey. Şu ana kadar hiçbir şey vermemiş epik filan. 2 tane üst üste çok zor. İmkansız. Yani öyle bir hesap olsa direkt ana hesap falan yapmak lazım, güçlendirip de. Ne şanslı derdim. İspanya Ligi'nden kim geldi? 9 yıldızlı, 9 numaralı futbolcu. O bayağı iyi futbolcu geldi aslında. Renkli kart. Bu futbolcu herhangi bir epin yanında falan mı acaba? 91 seviyeli. Yok, biraz sağ aşağıda kalmış. Yine fena başlamadı. Şanslı bir hesap. Epic'ten açmayalım. Taktik olsun. Showtime'dan açalım. Hadi be Ronaldo. Bir kere bile havai fişekleri patlatmadı. Atla diyelim. 3 yıldızlı Anderson Lopez. Toplamda 30 tane ücretsiz açma hakkını kullanıyoruz. Bu 30. olacak. Ve hiçbir şey yok. İstediğimiz hiçbir futbolcuyu vermedi. Yine havai fişekler patlamadı. Akuna geldi. Aslında bu taraftan iyi futbolcular çıkardık. Bir tane renkli, bir tane 4 yıldızlı. Bazı hesaplarımız gibi 3 yıldızı sürekli çıkaramadık ama ne yazık ki. 2 sonraki tahminde de ben 2'de 1 yaptım. Epic tahmininde 2 demiştim. Tabi 0 epic geldi. 0-0 diyen arkadaşlarım 2'de 2 yaptı. Bu cezalı bir paket açılımıydı. Ben ceza da yememiş oldum. Bir daha yaparsak böyle bir paket açılımı, belki o zaman ceza yiyebiliriz. Tatlı bir ceza aslında. Ben hesap güçlendirmeyi severim. Yapardık. Bir 4 saat vakit ayırırdık. Güzel bir hesap güçlendirmesi yapardık. Ben kullanmayacağım için de bir arkadaşa vereyim istiyordum. Ama yine biz bunu denemeye devam ederiz arkadaşlar. İnşallah başka bir zaman epik futbolcu çıkarız. İnşallah sizler de ücretsize iyi futbolcu çıkarmışsınızdır. Çok zor bir ihtimal. Gördüğünüz gibi 10 farklı hesapta toplamda 20 tane ücretsiz açma hakkını kullandık. Bir tane bile epik futbolcu vermedi Konami. Çok ama çok zor epik çıkarmak. Renkli kart 5 tane bile çıkardık. Renkli kart verdi ama epik vermedi. Sizler de bu konuyla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.